7'den 77'ye herkesin merak ettiği hepimiz hepimizin hayatını aslında merak ediyoruz. Sadece dedikodu sevmiyoruz. Dedikodu dediğiniz şey başkasının özel hayatını bilmeden görmeden onunla o yollarda yürümeden onun adına yorum yapmak ve onun adına cevap vermek, konuşmak. Bizim yaptığımız çok masumane. Biz gündeme taşınmış olan, ekranda gösterilen, sosyal medyada kamuoyu oluştur kamuoyu oluşturan videoları yayınlıyoruz ve üzerinden yorum yapıyoruz. Aslında bizimkisi çok masumane. Biz belki de sizlerin söyleyemediklerini, içinize dökemediklerinizi burada dile getiriyoruz. O yüzden programımıza Hoş geldiniz. Beyler, bayanlar, Başak Çokan'la perde arkası başladı. Şimdi artık her ne iş yapıyorsanız sadece kulağınızı vermeniz yeterli. Eminim hanımlar şu anda mutfakta harıların akşam için yemek hazırlıyor. Ya da çalışanlar artık saat 17.30'u gösterdiği için bu saatlerde artık bir an önce mesai saatimiz bitse de eve gitsek diyorlar. Zaten çok kalabalık şehirlerde yaşayanlar ki İstanbul'da uzun yıllar yaşayıp henüz İzmit bölgesinde çok kısa bir süredir var olan benim için şu saatler hakikaten evime nasıl gideceğim deyip sürekli olarak trafik kontrolü yapılan saatler. Büyük şehirlerin böyle bir durumu var. Gerçi artık büyük şehirler değil, bence küçüklerde de var galiba trafik problemi. Şu andaki bana göre dünyanın yine en büyük sorunlarından bir tanesi trafik belası. Umarım ee, yine de programı izlerken ya da yoldaysanız şu anda kulaklarınızı taktıysanız keyifli vakit geçireceğimiz bir süremiz var. O süre içerisinde hiçbir şey kafanıza takmayın. Gündemdeki konuları konuşalım. Bugün aslında bir taraftan bizi kızdıran, kimi zaman da açıklamalarıyla güldüren, bazen de düşündüren videolarımız var. Mesela bunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz e, geçtiğimiz günlerde bir kaza gerçekleşti ve bu kazanın sonunda hakikaten İran'da şöyle bir bakayım ben de notlarımın arasına. İran'dan bir helikopter kazasıyla bazı ölümler gerçekleşti. İsmini zikretmek istemiyorum. Allah rahmet eylesin. Tabii ki dünyada yaptıklarımızın hesapları mutlaka ebedi hayatta sorulacaktır. Ben buna çok inanıyorum. Kimisi burada verir hesabını. Kimisi yaptıklarının bedelini burada öder. Cenab-ı Hak diğer tarafı alırken onun bedelleri ödenmiş şekilde alır. Kimisi de var ki gözü kulağa bağlıdır. Hiçbir şey fark etmez. Kapalı bilinciyle yaptıklarını yapar ve hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar. Onların da dünyada da zaten sonların nasıl olduğunu görmüşsünüzdür. Şimdi ülkemizde bugün bir yas ilan edildi. Ben bu yası kendim bireysel olarak kanalımın dışında nokta tv'yi hiç bağlamadan kendi bireysel olarak söyleyeyim ki ben böyle bir yası etmiyorum. Benim ülkemde 33 şehit verildi. Benim ülkemde çok büyük olaylar yaşandı. Benim ülkemde çok büyük acılar yaşandı. Ama Orta Doğu'daki hiçbir ülke ne bayrağını yarıya indirdi ne de benim yasımı benimle birlikte tuttu. Bu ülkede o kadar çok acılar oldu. Yani bayrak ne kadar indirildi deseniz hatırlamıyorum bile indirilen bayrak sayısını. O yüzden de e, yarım yüzyıl yakın bir sürede milyonlarca insana hayatı zehir eden ve yüz binlerce solcunun öldürülmesinin baş sorumlularından olan İran Cumhurbaşkanının helikopter kazasında öldüğünü duyduğumda inanın bana notlarımın arasını aldığım için bakıyorum. Aklıma gelen tek şey sırf saçı göründü diye öldürülen Mahsa Amin'in ahı ve çocuklarının gözleri önünde asılan o babalar ve eziyet gören anneler babalarının ölümünü izlemek zorunda bırakılan ve içleri, yürekleri, hayatları boyunca asla silinmeyecek derin yaralar açılan o çocukların ahıdır diye düşünüyorum. O yüzden de ölenlerin arkasından konuşmak bize yakışmaz. Zaten hiçbir zaman böyle bir toplumda olmadık ama İran'da gerçekleşen bu ölüm yüzünden de ne bayrak indireceğim, kendi adıma söylüyorum. Ne yas tutacağım, ne de başka bir şey yapacağım. Bir tarafta meşalelerin patladığı, havai fişeklerin patladığı, bir tarafta mutluluk çığlıklarına sebep olanlar, diğer tarafta üzülenler. Ben üzülenlerin kendi üzüntüleriyle baş başa bırakıyorum ama bu benim için yas tutacağım bir durum değil. Bunu da söylemeden edemeyeceğim diyorum ve hemen konularımıza başlıyoruz efendim. Şimdi öncelikle... Biliyorsunuz bir Eurovision şarkı yarışması yapıldı. İnanın bana dünyada bir Eurovision şarkı yarışması bizde konuşulduğu kadar konuşulmadı. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir başkan ya da cumhurbaşkanı ya da bir siyasetçi ya da bir devlet başkanı, bir genel başkan çıkıp da konuşma yapmadı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız İsviçreli yarışmacı Nemo'ya bir tepki göstermiş. Buyurun izleyelim ne demiş. Arası etkinliklerde giyimiyle, tavrıyla, sözleriyle normal bir insana rastlamak neredeyse imkansız hale geldi. Bunun bilinçli bir politika olduğu artık herkes tarafından uluslararası etkinliklerde giyimiyle, tavrıyla, sözleriyle normal bir insana rastlamak neredeyse imkansız hale geldi. Şimdi aslında söylenecek çok şey var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda çok büyük problemleri var Sayın Cumhurbaşkanımız. Kendisine saygı duyuyorum. Neticede bu ülkenin bir makamını temsil ediyor. O yüzden de Allah kendisine sağlık saat de versin. Buradaki söyleyeceğim hiçbir şey siyasi bir parti ya da siyasi bir eylem değil ya da siyasi bir söylem değil. Ben sadece bu ülkede yaşayan, vergisini ödeyen, bu ülkede babası ee, yıllarca evlat yetiştirmiş bir eğitmen e, babanın kızı olarak şunu söyleyebilirim ki bence ülkemizin şu anda bu kadar çok problemi varken mecliste konuşulması gereken demeçlerde sevgi barışı birbirimize bağlanmamız gerektiğini ülkenin içinde bulunduğu durumu her tarafın fedakarlık yaparak gerek halk gerek siyaset gerek de makamların da büyük fedakarlıklarla içinden çıkılması gereken problemimiz varken bence şu andaki problemimiz İsviçreli Nemo'nun giydiği kıyafet olmamalı. Bu ülkede bir dejenerasyon var mı? Kabul ediyorum var. Bu ülkede müthiş bir kokuşmuşluk var mı? Kabul ediyorum var. Suç oranları sürekli yükseliyor mu? Kabul ediyorum yükseliyor. Ama bence bu ülkenin en önemli iki tane sorunu var. Bunlardan bir tanesi ekonomi, diğeri de sınırsızca sayıları giderek artan ve ben ülkemde 6-7 yıl önce katıldığım canlı yayınlarda söylediğim mülteci sorununun acilen çözülmesi gerekiyor. Suç oranları gün geçtikçe artıyor. Çünkü kimliği belirsiz, ne olduğunu bilmediğimiz, hiçbir yere kayıtlı olmayan ama suç işlerken yakalanması da mümkün olmayan bir mülteci istilasına uğramış durumdayız ülke olarak. Ekonomik açıdan zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Bir ülkenin ahlaki çöküşü de emin olun ki batan ekonomilerin bir sonucudur. Çünkü ekonominiz iyi olmadığı zaman suç oranı da artırır artar, hırsızlık artar, arsızlık artar. Bence bu ülkede İsviçreli bir yarışmacının Eurovision'da giydiği etek benim ülkemin bir sorunu değil. Bu ülkede TikTok gibi bir bela var. Her programda da bunu söylemeye devam edeceğim. Bu ülkeye yapılmış en büyük terörizm eylemlerinden bir tanesidir TikTok eylemi. 8 yaşındaki bir kız çocuğunun dansöz kıyafeti giyerim bana para atarsanız zihniyetine sahip olan bu kavrama kızıyorum. Öğretmen, mühendis hiç fark etmeksizin beyaz yakalı dediğimiz eğitimci dediğimiz insanların TikTok'ta paylaştıkları videolar dahil olmak üzere hepimizin yaşlı dediğimiz, saygı gösterdiğimiz o belli bir yaş grubundaki insanların girdikleri ekonomik sıkıntılardan, yaptıkları ahlak dışı videolar, fest gibi hala ismini bilemediğim gizli kapaklı yapılan bütün interaktif ortamlarda genç kızlarımızın ailelerinden izinsiz bazen de ailelerinin desteklediği bu mecralarda ahlaki olarak karı kocanın yatağın içerisinde mahremiyetsizce ve kimliksizce paylaşımları bence bu ülkenin en büyük problemlerinden bir tanesi. Bugün orada etek giyen sevgili Nemo'nun kıyafeti midir bu ülkenin sorunu? Biz sanat güneşi dediğimiz Kendisinin evini müzeye çevirdiğimiz, hepimizin saygıyla bahsettiği sevgili Allah rahmet eylesin. Zeki Müren değil midir yıllar önce mini elbisesiyle, ayanda topuklu ayakkabılarıyla, ihtişamlı parlak kıyafetleriyle sahneye çıkan kendisi değil miydi? O zamanlar sanat güneşimizken Nemo'nun şimdiki yüzyılda giydiği mi sorun oldu? Bu ülkede çok özür diliyorum ama bir Bülent Ersoy resepsiyonlara katılmıyor mu? Sayın Cumhurbaşkanımız resepsiyonlarda kimliğini değiştirmiş bir LGBT üyesine saygı gösterip de masasında ağırlamıyor mu? Bu da onun hoşgörüsünü göstermez mi? Bence bir Cumhurbaşkanı olarak bütün kimliklere kucak açması Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar hoşgörülü, ne kadar barışçıl, ne kadar ön yargılardan uzak olduğunu gösterir. Keza eğer ki biz Peygamber Efendimizin hayatından da kendimize kesitler alıyorsak diğer taraftan da Ulu Önder Atatürk'ün de bu ülkeye kattıklarını örnek alıp onun fikirlerine saygı duyup kendimize dersler çıkarıyorsak her iki tane çok önemli şahsın da çok önemli aliminde bana göre fikirlerini hafızamıza kaydedip Onların hoşgörüsüne sahip olmamız lazım. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkede çok daha büyük problemlerimiz var. Öncelikle ekonominin çözülmesi lazım. Pahalılığın bitmesi lazım. Kontrolsüzce devam eden bu fiyat artışlarının durdurulması gerekir. Evet kamuda çok güzel adımlar attınız ama özellikle emekliler için yapmış olduğunuz açılımlara baktığımda hiçbir emekli yurtlarda kalır mıyım? Tatile gidip yurtta kalayım mı? Ranzalarda yaşayayım mı diye düşünmüyor. Şu anda emeklinin tek derdi ne tatile gitmek, ne tatil belgesinde ne bindikleri bir taşıta taşıta %10 indirimle girmek. Onların tek istediği şey yıllarca savaşıp yıllarca her ay maaşlarından fedakarlık yapılarak alınan o primlerle emekli olduktan sonra onlar da Avrupa ülkelerindeki emekliler gibi rahat bir hayat yaşamak istiyorlar. Çünkü onların yıllarca çalışmalarının sonucunda bükülen bellerini daha fazla bükmeden Onların tıpkı Avrupalılar gibi dünyadaki haritalardan kendilerine tatil yapacak yer bakarken bizimkiler evin kapısının önüne bile çıkamazken onlar haritada kendilerine tatil belgesi bakarken benim dar gelirli ailem, benim dar gelirli emeklim sadece sarı ilanlara ya da iş ilanlarına bakarak oralardan kendisine çalışabileceği alan yaratmaya çalışıyor. O yüzden de lütfen birbirimize sevgi dolu olalım. İsviçre değil dünyanın hiçbir ülkesi Eurovizyonu bizim kadar konuşmuyordur Allah aşkına. Bence yozlaşmayı ilk temelini bir birazdan işleyeceğiz zaten diziler. İkincisi de sosyal mecraya kontrol mekanizmasının getirilmesi gerekiyor diyoruz ve konumuzu başka bir yöne çeviriyoruz. Umarım Ülkemizdeki hakikaten birçok sorun çözülür. Ülkemizde çünkü çözülmesi gereken çok daha önemli sorunlar olduğunu düşünüyorum. Evet efendim benim çok beğendiğim ve Türkiye'de hakikaten çok beğenildiğini de düşündüğüm hem görüntü olarak hem oyunculuk olarak Birce Akalay sevgili dün yayınlamıştık hatırlarsanız Oscar'a pardon Cannes Film Festivali'ne giden oyuncuların giyim tarzlarını ve lisan bilmemelerini eleştiren Esra Dermancıoğlu'na bakın Akalay ne yanıt vermiş. Sevmem böyle şeyleri biliyorsun. Biliyorum. Ee, o yüzden bir yorum yapmak istemem. E, ayıp buluyorum seni. Teşekkür ama, ederim. Hiç yorum yapmak istemem. Çok ayıp. Aslında, aslında bunun için bir isim kullanmadı ama. Yok genel olarak, olarak ama çok ayıp. Ben. Benim gitmem daha mantıklı olur biliyor Yok Yok gerçekten bir... konuşmak istemiyorum. Çok polemik olur, gereksiz olur. Ben sevmem böyle şeyleri biliyorsun. Biliyorum. Ee, o yüzden bir yorum yapmak istemem. E, ayıp buluyorum seni. Ee, e, Teşekkür tamam. ederim. Çok Evet öncelikle arkadaşlar sevgili ikinci sayfa programının yapımcılarına da teşekkür ediyoruz. Çünkü onların TV8'de yayınlanıyor biliyorsunuz. Yıllardır da var olan çok sevdiğim eski meslektaşları ve birlikte de çalıştığım sevgili Müge Dağıstanlı'ya ve yeni ekip arkadaşı Yelda Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Yapımcısına da videoları programımızda yayınlıyoruz onların da. Ee, tabii şimdi Birce Akalay Dermancıoğlu'nun yaptığı şeye çok ayıp diye yorum yapmış ama bence lisan bilmeyerek ya da bir ülkeyi tanıtıma giderken oraya hazırlıksız gitmektir bence ayıp olan. Ben burada açıkçası katılmıyorum. Esra kendi fikrini beyan etti. Dermancıoğlu haklı olduğu şeyler de vardı. Aslında beni gö göndermeniz gerekir derken onları kıskandığı için, orada olmak istediği için "Bay efendim beni niye götürmediniz de siz diğer oyuncuları götürdünüz? Ben orada olmalıydım." gibi sivri çıkışlar yapmak değil. Orada aslında teşbih yapıyor. "Keşke beni gönderseydiniz." diye. Oradaki amacı kıskançlıktan olduğunu düşünmüyorum. Ki kendisi de zaten bugün yayınladığı bir videoda ben oradaki arkadaşlarımı niye kıskanayım demiş. Doğru söylüyor. Kendine özgüveni olan ve bu konuda da hiçbir aşağılık kompleksi olmayan oyunculardan bir tanesi. Ama dün de konuşmuştuk yine söylüyorum. Haklı olduğu çok noktalar var. O yüzden ayıp olan ne onu da anlayamadım. Bunu yapması mı, yorumlaması mı? Neden zaten bizim oyunculara onlarla ilgili aynı fikirde olmadığımız bir şey paylaşıldığı zaman hemen tepkiler e, ayıp oluyor. Niye konuşuluyor? Hiç konuşulması ne yapacağız peki bu ülkede? Yani yanlışları görüp susacak mıyız ya da bize göre yanlış olan şeyleri dile getirmeyecek miyiz? O zaman düşünce özgürlüğü nerede kaldı? Sevgili sanatçı kesimi ki entelektüel bohem siz kesim dediğimiz işte bir akalayların olduğu oyuncu kadrosundaki o kadrodaki insanlar e bu ülkede en çok siz söylüyorsunuz düşünce özgürlüğü olmalı, insanlar fikirlerini beyan etmeli. E şimdi burada da çok ayıp, çok ayıp, hiç yapmaması gerekirdi demeniz Esra Dermancıoğlu'nun fikrine saygısızlık oluyor. O da fikrini söylüyor, o da kendi fikrini paylaşıyor. Kötü bir şey demedi, hakaret etmedi. Sadece keşke bedenlerimizi ve kıyafetlerimizi kan film festivalinde sergileyeceğimizi, keşke lisanımızla, keşke yaptığımız işle Keşke çok daha farklı bir platformla orada olsaydık. Çok daha doğru olurdu dedi. Keza da katılıyorum. Eğer bir oyuncuysanız, yurt dışına da açılmak istiyorsanız, dünyada bir tanıtım unsuru olmak istiyorsanız üzgünüm ama hazırlıklı gideceksiniz. Nereye giderseniz gidin, hazırlık yapmadan gidemezsiniz. Oyuncu olmak için bile belli yollardan geçip o süreçleri tamamlamanız gerekiyor. O yüzden ben Birce'ye katılmıyorum. Hiç de ayıp olacak bir şey yok. Herkesin kendi hür iradesiyle verdiği bir cevap ki Esra'nın cevabı da sosyal medyada ve platformlarda desteklendi. Demek ki halk da aynı düşüncede çoğunlukta aynı şeyi düşünüyor. O yüzden ben de kendisine bu konuda katılıyorum diyorum ve tabii ki yine benim çok rahatsız olduğum bir dizi başladığında ikinci üçüncü bölümde dizinin nereye gideceğini artık kestirebildiğim tecrübeyle sabit belki mesleki şeyden belki çok setlere gittiğimizden kamera arkasında çok fazla ünlüyle röportajlar yapıp o set ortamını gördüğümüzden izlerken yok artık bu kadar da değil diyeceğimiz bir sürü senaryoya da şahitlik ediyoruz. İşte Uraz'ın da biliyorsunuz en son dizisinde böyle bir şey yaşandı. Senaryo öyle bir noktaya gitti ki bir yerden sonra izleyici de koptu zaten. Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi de bu bana göre. Şimdi bakalım Uraz e, sakla beni ...dizisi hakkındaki itirafı ne olmuş? Birisi bir isyanla giriyor içeri yani... <laughs> ...hiç yemek yemeden bir <laughs> sezonu. Bir lokma, bir sofrada bir kimse gülmez mi ya? Milyonlarca doların içinde yaşıyorsun bir nefes, bir, bir gülümseme. Yani dizinin başında yurt dışından geldim, gülü oynaya geldim... ...son gülüşüm havalimanında. Senaryo <laughs> nereden nereye gitti anlayamadık yani. Var ya yani sofralar kuruluyordu... Büyük uzun sofra. Ne? Sanat hazırlamış yani şimdi. Yalı sofrası mı anlıyor musun? Senin benim evdeki fasulyeye benzemez <laughs> mi? Böyle on tane şey var her yerde bir şeyler var. Ya daha bir çatalı atacağız birisi bir isyanla giriyor içeri. Yani <laughs> hiç yemek yemeden bitirdik <laughs> sezonu. Bir lokma bir sofrada bir kimse gülmez mi ya? Milyonlarca doların içinde yaşıyorsun. Bir nefes, bir, bir gülümseme. Yani... Aslı da çok acı. Bakın acı olan ne biliyor musunuz? Sakla Beni dizisinin başrol oyuncusu bu arada Uras. Kaygıl, kaygılar oldu değil mi? Benim soyadımda hiç aklımda tutamadığım bir oyuncu. Çok da beğeniyorum bu arada. Çok farklı karakterlere büründüğü için. Her karakteri de çok iyi taşıdığı için. Çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Ama... itiraf ettiği şey aslında oyuncunun yani oyuncunun kendi oynadığı dizide seyirciyi düşünün. Peki senaristler bir oyuncu bile oynadığı rolün içinde bile bu tezatlığı yaşarken kendisi bile önüne senaryo geldiğinde ya ben ne oynuyorum? Yani bu nasıl bir senaryo? Hiç mi bir ailede huzur olmaz? Hiç mi bir ailede mutluluk olmaz? Hep bir kimin eli kimin cebinde ense tokat böyle bir senaryo sistemi var diye oynadığınız dizide halkı koyduğunuz yere halka sunduğunuz şeye bakın. Yani bir oyuncunun isyan ederekle paylaştığı bir e, yorum e bir de seyirci olarak bizleri düşünsenize, biz bu dizileri izlemek zorunda bırakıldık. Biz akşamları oturduk, televizyonumuzu açtık ve bu dizilere maruz kaldık. Düşünebiliyor musunuz ne kadar korkunç bir şey? Aslında itiraf ettiği şey ülkenin içinde bulunduğu durumu, televizyon dünyasının içinde bulunduğu dizi sektörünün ne kadar kokuşmuş ve ne kadar vahim olduğunu gösteriyor bana göre. Bazı senaryolara bakıyorsunuz hakikaten inanılır gibi değil. Mesela Yalı Çapkını. Ben diziyi izlerken ciddi anlamda rahatsız oluyorum. İzlerken gerçekten beynim dönüyor, başım ağrıyor. Çünkü sürekli bağıran bir adam var. Sürekli Ferit dizinin başından beri bağıran bir adam. Asla normal konuşamıyorsunuz Ferit'le. Ve nasıl bir aile ise bir tane kız çocuğu var ana karakter ve o ana karakterin etrafında dönüyor herkes. Yani bütün herkes o kıza aşık ve herkes o kızı bir şekilde bir yere götürmeye çalışıyor. Herkes o kızı bir şekilde e, arabaya atmaya çalışıyor, kaçırmaya çalışıyor ve hepsinin geçmişte mutlaka bir travması var. Nasıl bir aile bu? Hiç mi huzurlu yemek yemezsiniz? Uras Kaygılaroğlu'nun söylediği gibi. Ya şöyle oturup da sohbet ettiğim bir şey yok. Ben bizimkilerle büyümüş... Mahallenin Muhtarı ile büyümüş. Taksi dizisiyle büyümüş. Yani bu dizilerin insanıyım ben. Çocuklar duymasın da keza öyleydi. Orada karı koca çocukların yanında tartışmaz mutfak derlerdi. Yani başka bir edep, başka bir ahlaki anlayış vardı. Ama şimdi bakıyoruz dizilere aman Allah'ım. Yani her türlü yani kayın e, kayınbiraderinin eşi yani yengenin efendim evdeki e, kayınbiraderine göz koyduğu, geceleri kayınbiraderin Yengesiyle uyuduğu, Öbür tarafta kayınpederine aşık olan yenge içten içe öbür taraftan kuzenlerin birbirine ahlaki ahlak dışı bakış açıları. Ondan sonra evde bir tane e, kadın var. E, sürekli eziliyor, kocası tarafından aldatılıyor ama kocası seni çok seviyorum karıcığım ben gezdim, tozdum, her türlü haltı yedim ama döndüm sana geldim. Kadın kucak açıyor. Büyük aşk yaşıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Biz nereye gidiyoruz? Yani bu senaristler bunları yazarken yaparken acaba Türkiye'de evirmeye çalıştıkları, döndürmeye çalıştıkları, değiştirmeye çalıştıkları ahlaki yapının farkındalar mı? Hayır ben hiç geri kafalı değilim mesela. Ben gayet de platformlarda dizileri izleyen çok keskin çıkışları olan çok radikal dizilere de çok sevgiyle bakan biriyim. Ama ülkemdeki bu basitliğe bu avamlığa tahammül edemiyorum. Sürekli olarak erkeklere elinde tesbih silahla empoze edilmeye çalışılan bir bıçkın delikanlı rolü. Yani neden tespih taşınmadan da delikanlı olabilirsin? Erkek olmanın kuralının başında silah taşımak yok ki. Erkekliğin başında mahallenin namusundan sorumlu olmak yok ki. Nedir bu bizdeki namus kavramı onu da anlamadım. Herkes kendinden sorumludur arkadaşlar. Evet ben de bir çocukluğum bir mahalle kültürüyle geçti. İçeri girdiğimiz zaman mahalleye mahallenin büyük abileri sokakta oyun oynarken top oynarken ya da otururlarken hiçbir mahallenin kızına yan gözle bakılmazdı. Ama bu bir ahlaki bir şeydi çünkü abiler birbirini tanırlardı. Abilerin kardeşlerine o gözle bakılmazdı. Aslında onlar mahallelerindeki kızlara da yan gözle bakmaz dışarıdakilere de bakılmazdı. Çünkü yetiştirilme böyle değildi. Ama biz de şu anda sürekli dizilerde bir adam var varlıklı Ortada bir şirket var ama yöneten kim belli değil. Bir müthiş bir para akışı var, müthiş bir zenginlik var ama sürekli olarak da silahlar patlıyor. Herkes herkesin namusunda gözü var. Hakikaten inanılır gibi değil. Midem bulanıyor izlerken. Rahatsız oluyorum ve izlemiyorum. O yüzden de Yalıçapkı'nın ilk çıkış noktası sıkıntı yaşayan, okumak isteyen, aileleri tarafından baskı gören iki genç kızın hikayesinden evrile evrile şu anda birbirini zehirleyen, kezzap dökülen, sürekli bağıran, sürekli kavga eden, kimin elinin kimin cebinde olduğu belli değil, aile içinde her türlü pedofilin, her türlü enses ilişkinin olduğu iğrenç bir senaryoya dönüştü. Keza diğer taraftan sakla beni de keza öyleydi. Uras Kaygılaroğlu başka biriyle evli, evlendiği kızla beraberken, hamileyken öbür tarafta başka birine aşık. Ya niye aile içinde oluyor bunlar? Başka kız mı yok dışarıda? Neden başka biri yok? Ve neden sürekli olarak evli insanların ilişkilerinde aşkı buldu oluyor? Bunu da anlayamıyorum. Evlisiniz. Evliyken birisine gönlün kayar. Bakın hayatta hiç büyük konuşmam böyle konularda. Ama yani birine gönlün kayıyor diye de hani bunu da aleni bir şekilde çok masumane gösteremezsiniz ya. Evlilik kurumu diye bir şey var. İlişki dediğiniz şey sadakatin üzerine kuruludur. Sadakatin olmadığı yerde dostlukta da ailede de her konuda sadakat kıymetlidir yani. O yüzden Uras Kaygılaroğlu'nun bu yapmış olduğu açıklama kesinlikle acı ve vahim bir açıklamadır. Yani para için insanların dizi senaryolarında inanmadıkları rolleri bile nasıl oynadıklarını en güzel göstergesi. Hatta buna diğer en güzel cevabı da sevgili Arzum Onan vermiş. Işıktan gözüm kaşınıyor. Sevgili izleyicilerimiz affedersiniz gözümün içi kaşındı. Kaşımazsam hapşuracağım şimdi bir dakika lütfen. Onu da bir gözden geçireyim. Evet, Uras Kaygılaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamanın ardından da arzum olan da dedi ki benim için senaryo her şey demek değil. Buyurun bakalım. Kendi içinde sadece reyting için ya da kişi için saçmalayan bir takım sahneleri e, çekmeyi tercih etmem. Yani o bütünü hizmet etmesi lazım yaptığım işin. Yaptığımızda e, senaryonun dayattığı şeyleri yapıyorsunuz tabii ama tabii ki o doğallıktan uzaklaşıp kendi içinde sadece reyting için ya da kişi için saçmalayan bir takım sahneleri e, çekmeyi tercih etmem. Yani o bütün hizmet etmesi lazım yaptığımız işin. E, Evet, bana göre çok doğru bir açıklama. Şimdi diyeceksiniz ki Arzu Monan ne kadar oyunculuk yaptı. Bu hiç önemli değil. Neticede Türkiye'nin en beğendiği oyunculardan bir tanesinin eşi. Ve bana göre de zarafetini hiç bozmadan koruyabilmiş çok ender insanlardan bir tanesi Arzu Monan. Türkiye güzeli olarak geldi. Sonra bir iki tane dizide de rol aldı ama sonrasında kendisine bir atölye kurdu. E zaten baktığınız zaman savunduğu ve kendine ideal, idealist bir yapıyla baktığı konu diyor ki ben senaryo saçmaladığında böyle bir şeyin içinde olmak istemiyorum. İşte bu da hiç oyunculuk eğitimi almamış ama bu kültüre bu edebe sahip birisi. Ben oyunculuğuma da kendime de yakıştırmam diyor. Yani onu söylüyorum ben bazen gerçekten usta oyunculara bakıyorum. Bir tarafta Uras Kaygılıoroğlu dizi bittikten sonra bunu açıklıyor. Keşke dizi bitmeden önce söyleseydi ya ben bir dizide oynuyorum ama Ay senaryo öyle bir saçma noktaya gitti ki ben bile anlam veremiyorum. Nereye gidiyoruz biz diye. Dizi bitti çünkü reytingler o kadar kötü oldu. İnsanlar izlerken ne izlediklerini anlayamadığı için kopuk kopuk sahnelerden dizi sona erdi. İşte Arzu Moran yıllardır hiçbir dizi senaryosunda olmayan gelen teklifleri de değerlendirdiği zaman çok da fazla e, göz önünde bulundururken belli kriterlerin içerisinde geçen birisi ve şu anda kendisine zaten Perforje'ye adamış birisi çok güzel sanat eserleri yapıyor Perforje ile. Evinde kurduğu atölyesi var. Çok da başarı şeyler yapıyor. Çok da eğleniyor orada. O yüzden de Arzum Onan'a kesinlikle katılıyorum. Oyuncu dediğiniz şey de koruması gereken bir imajı olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu neye benzer? Çok özür diliyorum. Affınıza sığınarak. Siz bugüne kadar bir oyunculuk sergilemişsinizdir. Oyunculuğunuzla, ağır başlığınızla, efendim söyleyeyim karakteristik yapınızla, biyatlı duruşunuzla farklı bir şey sergilerken bir anda bir kadın oyuncunun gidip de durup dururken içinde olmaması gereken bir reklamda oynaması gibi. Mesela ben bunu da anlayamıyorum. Bir imajınız var o imajı korumak zorundasınız. O imajı korumak için de yeri geldiğinde kazanacağınız para hiçbir zaman koruduğunuz imajınızın, ideallerinizin önüne geçmemeli diye düşünüyorum. Dizi senaryoları hakikaten bu ülkede yapılmış en büyük terörizm eylemidir. Senaryolar keza öyle Korkunç senaryolar var. Televizyon programlarını hiç söylemiyorum bile. Şu anda o renkli kutu evlerimizin içerisine zaman zaman bizi düşündüren, zaman zaman e, ahlaki yapımızda çok e, farklı şeylere sebep olan korkunç bir kutuya dönüştü. Dilerim e, İsviçre'deki, Eurovizyondaki bilinin eteğiyle değil de, bence kendi ülkemize dönüp bakalım. Kendi içimizde bu dejenerasyona sebep olan faktörler ne? Onları bulmaya çalışılır. O bulduklarımızın içerisinden çözüm üretelim diye düşünüyorum. Bence doğru olan bu diye düşünüyorum. Mesela bir e, biatlı, karakterli e, isimlerden bahsederken e, bir öyle biri geliyor ki şimdi Allah gani gani rahmet eylesin. Hala şarkıları dilden dile dolaşılan, hala üzerine onun kadar anlam yüklü şarkıların çok fazla yapılmadığı, iyi bestecilerin olduğu ama idealleri uğruna idam edilse dahi idamı bile göze alabilecek kadar fikirlerine sadık bir adam var ve tabii ki o adama yapılan büyük haksızlıklar ve yıllar sonra ölümün üzerinden gelen itiraflar Allah benim belamı versin ki ben nasıl oldu da Ahmet Kaya gibi bir adama Bunları yaptım diye katıldığı bir canlı yayında içini döken Serdar Ortaç. Konuşamazdık. O yüzden ben e, eski seni, yıllar seni 50 tane programda görmüşüm abi. 50 defa özür dilemişsindir. Herkes hata yapabilir. Milyon kere. Sen bunun e, vicdani hesabını çekiyorsun. Ben bunun da farkındayım. Reşo, kendimi kesmek istiyorum. Önemli. O o yıla döndüğüm zaman Peki sen hatırla abi. Ben 55 yaşındayım. Sen 40 olmadın da. O yıllarda Türkçe konuşamazdım bile. O zamanlar. Yalnız, yalnız rahmetliye bakar mısın? 96'da herif çıktı sahneye ve bunu yaptı. Ve herkese rağmen yaptı. Şu anki, ve tu tutuklanacağını biliyor bile bunun doğru olduğunu söylüyor yani. Tutuklanacağını biliyordu Reşit. Biliyordu herif. Kürtçe selam veremez. Evet, öncelikle ben konuya birazcık e, Ahmet e, Kaya'dan ziyade önce bir ön bir bilgi vereyim. Şimdi birincisi Serdar Ortaç sürekli TikTok'ta canlı yayın yapıyor şu anda. Sağlık durumunun da iyi olmadığı yönünde zaman zaman bindiği uçakta olsun, yolda giderken olsun, e, etrafındaki halktan insanların çektiği videoları da görüyoruz. Ama Serdar Ortaç maalesef ki biliyorsunuz ciddi bir kas rahatsızlığı var. sevmeyi hastası. Allah tüm sevme hastası çocuklarımıza öncelikle yardım etsin. Umarım bu ülkede e, İsviçre'deki olaylar insanların etekleri, etek boyları da konuşacağımıza. Hala sevme hastası çocuklarımızın ilaçlarını da bu ülkeye getirtemiyoruz. Hala ilaçları bu ülkede maalesef fahiş fiyatlara satıldığı için bunu karşılamayan aileleri, çocukları anne babalarının gözlerinin önünde ölüyor. Umarım onlara bir çözüm bululur diyorum. Ve Serdar Ötaç'ın bu arada programa katıldı Serbest Hoca dedikleri bir beyefendi var. Ee, ben de tabii bir gazeteci ve bir haberci olarak da hepimizin TikTok'ta hesabı var. Ee, bazen fake hesaplar, kendi ismimizle var olmasak da oradaki e, gündemdeki konuları ve videoları da görüyoruz. Zaman zaman önümüze de düşüyor. Şimdi bu beyefendi mesela şu anda biliyorsunuz ki orada kullanılmaması gereken zararlı bir madde kullanıyor. Sigara içiyor yani. Sigara da sağlığa zararlıdır. Hiç kimseye de tavsiye etmiyorum. Edilecek bir şey de değil. Çocuklarımız da bizi izleyen gençlerimizde varsa umarım bir an önce içenler de bırakırlar. Ama şimdi Serdar Ortaç, senin Ahmet Kaya'yı konuşacağın insan bence serbest hoca olmamalı. Yani bir itirafta bulunacaksan keşke tek başına açsan da konuşsan. Çünkü bu serbest hoca dediğimiz beyefendinin ben ne iş yaptığını bilmiyorum. Ama TikTok'ta özellikle bir hanımefendiyle e, kavgalarına şahit olduğum, ekranlara yansıdıklarında baktığım, gördüğüm bir beyefendi. E, eşiyle evli olduğu halde bir başka hanımefendiyle aşk naraları atan, sonra o hanımefendinin namusunu, şerefini, bedenini ortalığa saçan ve çok çirkince pazarlayan bir beyefendi. O yüzden de Hani bu tarz konular bana göre böyle TikTok'larda orada burada da konuşulmamalı. Bu Ahmet Kaya'ya büyük saygısızlık olmuş merhuma karşı. Yani burada konuşulacak şey değil. Ee, gerçi beyefendi de e, TikTok'tan hakikaten ciddi bir para kazanıp oradaki fenomenlerle yol alıyorlar. Zaten hakikaten müthiş bir bataklık. Umarım da e, bu beyefendi de TikTok'ta yaptığı paylaşımlar ve TikTok'taki e, zamanında yaptığı paylaşımlardan o da pişman olmuştur da... O da bir kadının ve kadınlar üzerinden de bunu yapmaması gerektiğini de öğrenmiştir diye düşünüyorum. Kendisini hiç tanımam. Bir iki kez videosuna şahit olmuştum ve konuşmalar hakikaten tüylerimi diken diken yapmıştı. Müthiş bir yozlaşma var çünkü orada. Serdar Ortaç'a gelince Ahmet Kaya Magazin Gazetecileri Derneği'nin gecesine katılmıştı. Ve Kürtçe şarkı söyleme konusundaki duruşundan dolayı bu ülkede aforoz edilmiş kafasına çatal kaşık ne varsa fırlatılmış ama asla fikrinden ödün vermemiş bir sanatçıydı. Ve gerçekten ülkesinden ayrı bir yerde ölüme mahkum edildi. Çok üzücü. Serdar Ortaş tabii ki bundan pişman. Çünkü ne olursa olsun hayatta herkes hata yapabilir. Hata hepimiz için var olan bir şey. Serdar bunu tabii ki geç anlamış ama gördüğünüz gibi ne kadar zaman geçerse geçsin bazı şeyler asla unutulmuyor. Ahmet Kaya'ya yapılan haksızlık da yıllar geçse de asla unutulmayacak. Ve her zaman için bu Serdar Ortaç'ın unutturmaya çalışsa da bir leke olarak kalacak. Serdar'ın niyetinden hiç şüphe etmiyorum. Bence çok iyi niyetli birisi. Pişman olduğu yaşadıklarından belli. Ama madem anneniz Urfalı sevgili Serdar Ortaç, madem çocukken Kürtçe de öğretiliyordu size, e, o zaman keşke bunu o zamanlar söyleseydiniz. Yani aradan geçen yıllardan sonra değil de, Keşke bunu e, Ahmet Kaya ile yaşadığınız bu polemikten ve Ahmet Kaya'nın ölümünden hemen sonra paylaşsaydınız. Yani artık yaş kemali ermiş, aradan sular akmış. Bu özürün ne ailesine ne de bir başkasına çok da fazla faydası olduğunu da düşünmüyorum. Hepimiz hata yapabiliriz ama önemli olan hatayı 20 yıl sonra fark etmek değil sevgili izleyiciler. Hatayı kısa sürede idrak edebilmek. En azından onu iyi bilebilmek gerekiyor. Bu ülkede hepimiz kardeşiz. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi hiç fark etmez. Hiçbir mezhep bizim kardeşliğimize e, sınır koyamaz. O yüzden bu ülkenin vatandaşıyız. Hepimiz aynı bayrak altında birlikte kardeşçe yaşıyoruz. Ülkemize sahip çıkacağız. Birbirlerimizin fikirlerine sahip çıkacağız. Düne kadar Kürtçe şarkı söylediği için kafasına çatal fırlatılan bu ülkede şu anda Kürtçe Okullarda da konuşuluyor, sokakta da konuşuluyor. Maalesef bu tarz şeylerin de genellikle acısını bunun için savaşanlar çekiyor. Allah burada da demek ki anmamız gerekiyormuş. Sevgili e, Ahmet Kaya'yı da gani gani rahmet eylesin. Anıyoruz kendisini. Kendisi yani ne kadar e, öldü denilse de bazı insanlar ölmezler şarkılarıyla yaşarlar. Ahmet Kaya da bu ülkede şarkılarıyla daha yüz yaşayacak. Her jenerasyonun da sevgisini kazanacak çok özel sanatçılardan bir tanesidir diyorum. Ve tabii ki bu konudan hani ülkede e, yapılan ırk'tan ayrımdan, sevgiden saygıdan bahsediyoruz da bir de bu ülkede nedense öyle bir e, sanatçı da var ki ağzından çıkanı kulağı duymayan her yaptığı açıklamayla, her yaptığı yorumla sürekli olarak daha da dibe batan ve benim de şarkılarını bile dinlemekten artık rahatsız olduğum bir ismin geçtiğimiz haftalarda yine yapmış olduğu bir açıklama sanat camiasında büyük yankı uyandırdı. Hayvanları sevmiyor olabilirsiniz, korkuyor olabilirsiniz, benim hepsine saygım var ama zalimlik edip onların yaşam alanına müdahale edemezsiniz. Kimden bahsediyorum? Tabii ki Yıldız Tilbe'den. Buyurun efendim. Çok severim. Sokak hayvanlarının uyutulması yeniden gündemde. Yıldız Hanım'ın da bir açıklaması oldu. İnsan ölür, hayvan geberir. Katılıyor musunuz? Bence talihsiz bir açıklama olmuş. Keşke öyle olmasaymış. Bence üslup önemli bir şey. Yıldız'ın da bunu çok iyi bilmesi lazım. Bu kadar güzel şarkı sözleri yazan, bu kadar kalbimize dokunan, aklımıza dokunan, duygularımıza dokunan, hepimizi çıldırtan şarkı sözleri yazan bir için talihsiz bir açıklama olmuş. Sizin bir çözümünüz var mı? Bireysel bir insan olur. Benim yapabildiğim tek şey çevremde yakaladığımı kısırlaştırmak. Barınaklarda çok iyi olamadıklarını hepimiz biliyoruz. Bizim ev doluyor taşıyor. Bahçe de öyle. Elimizin uzandığı, bakabildiğimiz, yetişebildiğimiz hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Yapabildiğimiz kadar kısırlaştırmaya çalışıyoruz. Bireysel olarak bundan daha fazla elimden bir şey gelir mi bilmiyorum. Gelebildiği kadarını yapmaya çalışıyorum. Aklımın erdiği kadarını. Sokak hayvanlarının tekrar uyutulması gündemde. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Yani böyle bir şeyin oluru olabileceğine inanamıyorum. İnanmak istemem. Bence biraz daha aslında bu konularda hassas olmamız gerekiyor. İnsan sağlığı insan güvenliği daha önemli. ve kısırlaştırılma ve rehabilitasyon ve sahiplendirme taraftarıyım. Başka bir yerden ters teper. Yaratılmış bir canlıya uyutmak karşı bize düşmez. Yıldız Silve'nin bir sözü oldu. İnsan ölür, hayvan geberir. Siz buna katılıyor musunuz? Ay yok yani neler söylüyorsunuz ben hiç haberim bile yok. Olacak iş değil yok buna söylenecek cümle yok. Böyle bir şey olabilir mi? Bir candan bahsediyorsunuz. İnsanın konuşan bir varlık olması konuşmayan bir varlık karşısında ayrıma gidemezsiniz. Yani hala tekrar bu konu gündeme geliyorsa belli ki daha yapılması gereken ve alınması gereken çok yol var. Çözümün bir parçası bile değil şiddetten bahsediyoruz. Bu da şiddetin başka bir türü. Doğaya bile saygılı olmak zorundayız. Yani böyle bir ağacın yap toprağını istediğiniz gibi kopartıp atamazsınız. Ben bu ne Evet. Şimdi sevgili Yıldız Tilbe. Delikanlımla hayatımıza girdiniz. Ve girdikten sonra sizi çok sevdik. Şarkılarınızda hepimizin kalbine dokundunuz. Hepimiz beraber olduğunuz insanlardan zaman zaman sevgi, zaman zaman saygı, zaman zaman da şiddet gördük. Psikolojik olarak da gördük bunu. Severken yerden yere vurulduk, şarkılarınıza sığındık. Canımız yandı, şarkılarınıza sığındık. Neşelendik şarkınıza sığındık. Kimse evli birine aşık oldu ama evlisin şarkısıyla kendisini teselli bulmaya çalıştı. Kimisi yaşadığı ilişkinin içerisinde çözüm ararken belki şarkılarınızın içindeki küçük notlar onlara şifa oldu. O notlarla hayatını değiştirdi. Bu kadar duygu yüklü bir insanın sonrasında Canlılar hakkında yaptığı açıklama gerçekten çok acı. Yani Yıldız Tilbe, biz sizin her türlü deliliğinize göz yumduk. Sahnedeki manasız kıyafetlerinize göz yumduk. Zaman zaman sahnede dans adı altında seyirciye olan saygısızlığınıza göz yumduk. Sizin zaman zaman da özel hayatınızla ilgili yaptıklarınıza göz yumduk. Sevgili Sezen Aksu'nun beraber olduğu sevdiği insana kaldığınız evde ihanet ettiniz. Onu bile affettik kendi içimizde. Ki Sezen Aksu bu ülkenin çok değerli isimlerinden bir tanesi, onun da canını yaktınız. Ama biz buna da hoşgörüyle baktık. Herkes hata yapabilir dedik. Gençlikte böyle şeyler olur dedik. Ama kendi hayatınızla ilgili bir şey yaparken, bu sizi bağlar. Bu sizin kendi özel alanınızdır. Kendinize istediğiniz gibi davranıp istediğiniz acımasızlığı yapabilirsiniz. Çevrenizdekilere zarar vermediğiniz sürece. Ki niyetimiz de bu değil. Sevgili Yıldız Tüvendenin de kendisini sevmesini, kendisine özen göstermesini. Kendisine saygı duymasını bekliyoruz tabii ki ama bu dünya Yıldız Tilbe sen ve senin gibiler için yaratılmadı. Bu dünya hepimizin, tüm canlıların. Cenab-ı Hak bu evreni yaratırken sadece insanoğluna hizmet etsin diye yaratmadı. Bu canlıların da bu dünyada yaşama hakları var. Ve gebersinler diye bahsettiğin canlıları da Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir ruh var. ...ve bu ruhu ancak kainatın sahibi alabilir. Hiçbirimizin Cenab-ı Hakk'ın kendisinin iradesiyle gönderdiği bir şeyin hayatına son verme şansı ve hakkı yok. İnsanoğlu aç kaldığında kapı çalıp su isteyebilir. İnsanoğlu aç kaldığında hırsızlık yapıp karnını doyurabilir. İnsanoğlu aç kaldığında hele bir de nefsine yenik düştüyse... ...hele bir de ki hırslarına yenik düştüyse yan komşusunun malına da diker... En yakın arkadaşının icradaki malında da açık arttırmada en önde oturup onu da almaya çalışır. Gaz kültürü vardır yani. Ama hayvanlar öyle değil. O canlıların sizden tek istediği şey bir yudum su, bir kap mama. Başka hiçbir şey değil. Üstelik de onlar bize emanet olarak gönderildi. Onlara sahip çıkmak zorundayız. Bakın doğanın haline muazzam bir işleyişi var doğanın. Hiçbirimize ihtiyacı yok. Ne bir ağacın, ne bir fidanın, ne de başka bir şeyin. Timsahları kendi doğasından ayırıp çanta yapıp kolumuza taktık. Doğanın dengesinin içinde varoluşunun sebebi olan o sürüngenleri öldürüp ayaklarımıza ayakkabı yaptık. O da yetmedi. Hayvanların canlı canlı derilerini yüzdük. Üstümüze ceket yaptık. Biz çok acımasızız. Bence bu evrenin en acımasız varlığı insanoğlu hırsından zaman zaman egosundan zaman zaman iktidar gücünden dünyadaki tüm liderler dahi savaşlara sebep oluyor. Siz hiç gördünüz mü ormanda çete kurup da birbirlerine saldıran hayvanlar? Siz hiç gördünüz mü daha da fazlasına sahip olmak ya da ormanın tamamına ya da tabiatın tamamına sahip olmak için gökyüzünde kuşların birbirlerini gagaladıklarını? yeryüzünde de canlıların birbirine zarar verdiğini, denizdeki canlıların denizi yok etmek için savaşıp tek başına bir köpek balığının dahi buraların efendisi benim diye caka sattığını gördünüz mü hiç? Biz insanoğlu böyleyiz işte. Ve sevgili Yıldız Tirbe, sahnede yaptığınız her türlü deliliği, her türlü çılgınlığı, zaman zaman hayatınızda yaptığınız manasız şeylere gülüp geçebilirim. Ama lütfen hayvanlarla ilgili artık konuşmaktan vazgeçin. Ne istiyorsunuz bu zavallılardan. Zavallı diyorum çünkü bizim gibi zalimlerin eline düştüler. Çok acı. Keşke kendi doğalarını, tabiatlarını bıraksak. Kuşun dahi rızkını düşünen Allah inanın hayvanların rızkını da düşünür. Bize hiç ihtiyaçları yok. Ama biz buna bile izin vermiyoruz. O yüzden de sevgili Yıldız Tilbe. Eskisi kadar şarkı da üretmiyorsun. Eskisi kadar zaten ruhumuza ve kalbimize de dokunamıyorsunuz. O yüzden de tek istediğim şey artık bu hayvan meselesiyle ilgili çenenizi kapatmanızı rica ediyorum ve konuşmamanızı. Şimdi Yıldız Tilbe taraftarları ve sevenleri saldıracaktır. Sanatçı kimliğine hiç söylediğim bir şey yok. Ama bir insanın da sadece iyi şarkı yapıyor olması ya da iyi şarkı söylüyor olması, iyi beste yapması onu benim gözümde de şahane bir varlık yapmıyor. İnsan sahip olduğu değerlerle bütünleşince bir insan olmanın erdemine ulaşır. Onun dışında eksik ve yarımdır. Evet bize ayrılan süre bu kadar. Sürçü ihsan ettiysek affola. Çenemiz düştü uzun sohbetleri yaptık. Sabrınıza sığınarak, hoşgörünüze sığınarak konuştuk. Hepinizi çok seviyorum. Herkes iyi ya da kötü, seven ya da sevmeyen, destekleyen desteklemeyen herkesi yaradandan ötürü yarattıklarını sevdiğim için ben de hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yarın yine aynı saatte ekip arkadaşlarımla burada olacağız ve şahane konularımız olacak. Hepinizi öpüyoruz. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.